Katar Başbakanı İsrail'in saldırılarının Gazze'de yeni bir ateşkes şansını düşürdüğünü söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu savaşın tüm hızıyla devam ettiğini belirtiyor. Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde de rehine takasına ilişkin konuştu. Bir bakalım. Katar Gazze'de ateşkes şansının azaldığını duyurdu. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, İsrail'in saldırılarının yeni bir ateşkes için pencereyi daralttığını söyledi. Ancak Katar'ın ateşkes için baskı yapma çabalarını sürdüreceğini söyledi. Katar emiri Temim bin Hamed El Sani de Gazze için diplomasi trafiğini sürdürerek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi. Katar, İsrail ve Hamas arasındaki rehine takasıyla 7 günlük geçici ateşkesin sağlanmasında büyük rol oynamıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise savaşın tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Netanyahu son günlerde çok sayıda Hamas üyesinin teslim olduğunu iddia ederek bu Hamas için sonun başlangıcıdır ifadelerini kullandı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde ise geçici ateşkesin Hamas'ın güvenilirliğini kanıtladığını söyledi. İsrail'in görüşmelere başlayana kadar başka rehininin serbest bırakılmayacağını belirtti. Ubeyde, geçici ateşkesin sona erdiği 1 Aralık'tan bu yana 180'den fazla İsrail aracını tamamen veya kısmen imha ettiklerini duyurarak İsrail ordusunun halen darbe aldığını söyledi. Sonraki darbeler daha büyük olacak dedi.